36 ile bölünebilme kuralı, sayı eğer 4'e ve 9'a bölünüyorsa 36'ya da bölünür. Şimdi sayının 4'e bölünebilmesi için son iki basamağının 4'ün katı olması için uğraşacağız. 3AA60 olabilir. 3AA64 olabilir. 3AA68 olabilir. Şimdi sayımızın 9'a bölünebilme kuralını irdeleyelim. 6 ile 3'ün toplamı zaten 9. Bunu diskalifiye edebiliriz. O halde rakamlar toplamının 9'un katı olması için buraya 9 ya da 18 yazabiliriz. O zaman A yerine 9 yazabiliriz. Çünkü 9 daha 9 daha 18, 9 da buradan gelecek zaten 27. Rakamlar toplamı 9'un katı olmuş olacak. Şuradaki 6 ile 3'ü direkt diskalifiye edelim. A yerine 2A yerine 5 yazarsak 9'un katı olur. Ama 2A5 olamaz. O halde 18 olması için 14 2A'ya ihtiyacımız var. O halde A değerine burada 7 yazabiliriz. Çünkü kontrolümüzü yapacak olursak 7, 7 daha 14, 4 eklersek 18 olacaktır. Rakamlar toplamı yine 9'un katıdır. Buradaki 6 ile 3'ün toplamı 9. Onları diskalifiye edelim. 2A 1 olabilir. 8'in üzerine 1 ekleyebiliriz ama 2 tane A'nın 1 olması A'nın rakam olmaması demektir. O halde 18 olabilmesi için 2A'nın 10 olması lazım. O halde A yerine 5 yazabiliriz. Yine de kontrolümüzü yapalım. 5, 5 daha 10, 8 eklersek 18 ki 18 de yine rakamlar toplamı 9'un katı olan bir sayıdır. 9'un, 7'nin ve 5'in toplamı rakam A'nın alacağı değerler toplamını verecektir. Topladığımızda 21 doğru sonucuna ulaşırız. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.